Şimdi bu katliamla ilgili katilin profili, katliamın işleniş biçimi, katilin hikayesi tamamen Fransız devletinin ya da Fransız savcılarının devlete yakın ya da devletin resmi ajansları üzerinden kamuoyuna yaydığı bilgilerden ibaret. Onun dışında kimsenin çok fazla bilgisi yok. Onu özellikle vurgulamak istiyorum çünkü ilk andan itibaren özellikle AFP yoğun bilgi paylaşımlarında bulundu. Katilin profiline ilişkin, katilin işte ismine ilişkin, katilin daha önceki yaşam hikayesine ilişkin. Hatırlarsanız olayın yaşandığı gün 23 Aralık öğleden sonra 3 civarında İçişleri Bakanlığı olay yerine gitti. İçişleri Bakanlığı ise şöyle bir açıklama yapmıştı. Katilin istihbarat servislerimizde ve İçişleri Bakanlığımızda katilin ismine ve bilgilerine dair hiçbir şey yok elimizde demişti. Ama buna rağmen çok yoğun bilgi paylaşımı içerisinde girildi. Şimdi gelinen aşamada katil tutuklandı ama katil tutuklanmasında biliyorsunuz ki o yoğun eylemlere sahne olmuştu o dönem Paris. Biraz bunların etkisi var. Yine iç siyasetinde, Fransa'nın iç siyasetinden yoğun tepkiler gelmişti. İşte Cumhurbaşkanı adayı ki bu Macron'un bir anlamda da rakibi olan Mélenchon'un direkt baş eğmeyenler hareketinden Mélenchon'un direkt olay yerine gelip basına demeç vermesi ve bu katliamın aydınlatılması çağrısında bulunması da biraz Fransız iç siyasetinde etkili olduğu kanısındayım. Ondan sonra bu katil psikiyatri kliniğinden sonra tutuklandı. Şimdi tutuklanmasından sonraki süreci bilmiyoruz. Fransa'da şu ana kadar işlenen ilk siyasi cinayet de değil. Onu hemen belirtelim. Sadece Kürtlere yönelik iki tane yapıldı. Daha önce de yine İranlılara, Tamillere, birçok başka halklara yönelik de siyasi cinayetler yaptı. Ama bu siyasi cinayetlerin hiçbir tanesi savcılık sürecine kadar gelemedi. Yani Fransa'da işleyiş şöyle, polis ilk önce dosyayı alıyor, inceliyor savcıyla birlikte. Daha sonra sorgu hakimine sevk ediyor. Sorgu hakimi süreciyle birlikte mahkeme açılıp açılmayacağına karar veriyor. İlk defa birinci Paris Kürt katliamı olan Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şahinlemez'in katledildiği 9 Ocak 2013 tarihindeki katliam davası sorgu hakimine kadar gelebildi. O da Kürt halkının uzun yıllardır, 10 yılı aşkın süredir verdiği hukuk mücadelesi, yine verdiği siyasal mücadele sonucunda öyle bir aşamaya getirilebilindi. Bu aşamada, gelinen aşamada ise yani ilk defa bir siyasi cinayet, Paris'te işlenen bir siyasi cinayet sorgu hakiminin karşısına gelmiş bulundu. Fakat yine işlemedi ki hatırlarsanız oradaki tutuklu, oradaki sanık ya da katil Ömer Güney'in mahkemeye aylar kala ölmesi, öldürülmesi ya da ortadan kaybolması ki bilgiler de çok net değil. Elimize geçen bilgilere göre Ömer Güney'in otopsi raporu bile henüz yok. O çok ilginç bir bilgi. Otopsi raporu bile henüz olmadığı için gerçekten birçok soru işareti, onun ortadan kaybolması birçok soru işaretini birlikte getiriyor. Tüm bunları neden anlatıyorum? Tüm bunları ikinci Paris Kürt katliamında da yaşanan süreci ve olabilecek gelişmeleri göz önünde bulundurduğumuzda gerçekten Fransa içerisinde sanki bir el, Fransa içerisinde sanki bir el bu tür davaların aydınlatılmaması için devreye girmiş gibi duruyor. William Mallet yani ikinci Paris katliamının sanığı tetikçisinin de tutuklanıp sonra psikiyatri kliniğine götürüldükten sonra tekrar sorgulanıp tutuklanması da bize bu eller arasında bir kavganın ya da bir itişmenin olduğunu gösteriyor. Bunlar kaygı verici gelişmeler. Şundan dolayı kaygı verici gelişmeler. Zaten Kürt halkı açısından son 10 yıldır Fransız yargısına olan güven tamamen bitmiş durumda. Bunun birçok örneğiyle de anlatabiliriz. Yani birinci örnek ben yine Sakine Cansızların katlettiği olaydan yola çıkarak söylemek istiyorum. Buradaki gelişmede mesela birçok bilgiye hukuk ulaşamıyor. Sorgu hakimi ulaşamıyor. Avukatlar ulaşamıyor devlet sırrı gerekçesiyle. Şimdi çünkü devlet sırrından kaynaklı birçok bilgiye ulaşamıyorlar. Devlet sırrını da isteyen çok önemli iki tane kurum var Fransa'da. Bunlardan biri Savunma Bakanlığı, ikincisi ise İçişleri Bakanlığı. Her iki kurum da o davadaki devlet sırlarının açıklanmaması için ya da devlet sırrının saklı kalması için yoğun çaba sarf ettiler ve bundan dolayı birinci Paris katliamındaki dava ilerleyemedi. Şimdi bunu da ikinci Paris katliamına da uyarladığımız zaman yine bu tarz ellerin devreye girmiş olabileceği
kaygısı taşıyor. Ben kendim de şahsen de taşıdım. Oradaki Kürdistanlı kurumlar da bu kaybı taşıdılar. Ki nihayetinde dediğim gibi sanıkla ilgili, mahkeme süreciyle ilgili bütün bilgiler Fransız polisi tarafından, Fransız Paris savcılığı tarafından basına servis ediliyor ve direkt Fransız devlet basına AFP ve TF1'e, birinci televizyon kanalına servis ediliyor. Bütün kamuoyunun bildiği de bu bilgiler. Bu bilgilerden öte bir şey yok elimizde. Normalde deliller toplanır. Deliller toplandıktan sonra savcılık bir iddianame hazırlar. Dünyanın her yerindeki yargı aşağı yukarı aynı şekilde işler. Bir iddianame hazırlar. İddianame ile birlikte sorgu hakimin önüne gider. Sorgu hakimi olayı tekrar gözden geçirir. Ki eksik bir şey varsa tamamlar. Yok ise duruşmalara, mahkemelere geçilir, duruşmalara geçilir. Fakat o sürecin Paris gibi bir yerde, Fransa gibi bir ülkede Sakine cansız olaylarına baktığımızda yıllar almasını da göz önünde bulundurarak, daha önceki siyasi cinayetlerin hiçbir şekilde mahkeme karşısına çıkmadığını da göz önünde bulundurarak bu konuda da bu sürecin uzun sürebileceği kaygısı taşıyorum açıkçası. Sadece bildiğim kadarıyla, edindiğim bilgiler kadarıyla Fransa'da özellikle Kürdistanlı kurumlar, Kürt tarafı yoğun bir hazırlık içerisinde hukuki boyutta ciddi bir hazırlık yapıyorlar ki biliyorsunuz eylemler esnasında Paris Barosu'nda çok aktif desteği vardı. Kürt halkıyla dayanışma gösterdiler, eylemlere katıldılar, açıklamalarda bulundular. Onlarla birlikte ve diğer siyasi, sivil toplum örgütleriyle birlikte geniş bir savunma ağı örmeye hazırlanıyorlar. Bu savunma ağı ve Fransa içerisindeki iç siyasi dengelerden kaynaklı belki kısmen de olsa 2. Paris katliamında daha kısa bir zamanda sonuç alınabilir umudu var. Ama bu dediğim gibi önümüzdeki süreç bunu gösterecek. Şimdiden kestirmek çok çok zor. Dün Macron'un açıklaması Fransız İçişleri Bakanlığı'nın daha doğrusu Fransa'daki yetkililerin yaklaşımı biraz daha farklıydı ama yanılmıyorsam 3. ya da 4. gün olsa gerek. İlk önce Paris, Ankara, Fransa Büyükelçiliği Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak nota verildi. Daha sonra Mevlüt Çavuşoğlu Fransız Dışişleri Bakanlığı'yla birebir görüşme yaptı. Görüşmede şu taleplerde bulundular. Orada Türk devletinin ve Türk devlet liderlerinin o katliamdan kaynaklı isimlerinin anılması, gösterilerin yapılması, gösterilerde işte PKK ya da benzeri örgütlere yakın bayrak ve flamaların taşınması, sloganların atılmasından duyulan rahatsızlık olarak kısmen yansıdı Fransız basınına. Fakat içerik olarak da kulislerden aldığımız bilgilere göre çok yoğun bir pazarlık yapıldığı belirtiliyor. Özellikle Fransa'nın işte bu olayın üstünü kapatması için bir baskı oluşturduğunu söyleniyor Fransa'daki iç siyasi kulislerde. Buna ise hatta çağrılar da yapıldı. 7 Ocak'taki yapılan büyük yürüyüşte konuşan Fransız siyasetçilerin şöyle bir çağrısı da vardı. Macron'a Türk devletinin siyasi baskılarına baş eğme, boyun eğme çağrısı yapılmıştı. Tüm bunları göz önünde bulunduğumuzda tabii ki Türk devleti özellikle bu tür katliamlarda Kürtler açısından da çok net, onu da belirteyim. Kürtler açısından da şöyle bir netlik var. Katliamın planlayıcısının Türk devleti olduğu söyleniyor ki oradaki bütün Kürdistan'ı kurumların ortak açıklaması ya da ortak değerlendirmesi bu yönlüydü. Şuna dayanarak da söylüyorlar çünkü Türk devleti özellikle son 4-5 yıldır hem Mahmur'da hem Şengal'de hem Rojava'da fırsat bulduğu her yerde Kürt siyasilere, Kürdistanlı siyasilere yönelik, Kürdistanlı devrimlere yönelik hep suikast eylemleri düzenlediler. Ki SİHA'larla, işte insansız hava uçaklarıyla, birebir karadan operasyonlarla bunları yaptılar. Doğal olarak daha önce de Paris'te yapıldığından kaynaklı, ki Paris'teki de Türk MİT'in elinde patlayan bir eylem olarak tarihe geçti. Bundan dolayı Türk devletini suçluyorlar ve bu suçlamalar üzerine Mevlüt Çavuşoğlu'nun böyle bir çıkış yapması, Fransız mevkidaşıyla görüşüp bu ricalarda ya da bu beklentiler içerisinde olduğunu belirtmesi siyasi bir baskı olarak algılandı. Dediğim gibi ama bu sefer ibre biraz daha farklı. En azından Kürt halkının dostları biraz daha hem siyasi arenada hem toplumsal alanda daha baskın yani böyle bir baş eğme de var ise ya da böyle bir geri adım atma da var ise Macron hükümetinde bu siyasi desteğe rağmen biraz işi zor olacak kanaatindeyim. Yoğun bir ilgi var. Basın kamuoyu tarafından yoğun bir ilgi var.
Ama şöyle ki şimdi zanlının ya da katilin bu katliamdan 10 gün önce cezaevinden çıktığını biliyoruz. Daha önce 12 ayını cezaevinde geçirmiş bir kişi. Ve bu konuda bir ilişkilenme yaşanmış ise işte Ankara'yla, Türk MIT'yle ya da benzeri illegal yapılanmalarla bir ilişki gelişmiş ise bunun cezaevinde olduğu konusunda ciddi bir kaygı var. O da tamamen Fransız devletinin denetiminde. Şu anda olay çok daha sıcak çünkü daha savcının bir iddianamesi yok ortada. İddianamesi olmadığı için bilgi ve belgeye ulaşabilmek için işte bir yakınlarına, çevresine, arkadaş grubuna falan belki ulaşmak gerekiyor ya da işte cezaevindeki kişilere ulaşmak gerekiyor. Cezaevindeki kişilere devlet üzerinden ulaşabilirsiniz. Hangi koğuşta kaldığını, kimlerle yatıp kalktığını sadece devlet bilir, gardiyanlar bilir ve bu da Adalet Bakanlığı'na bağlı bir birim. Dışarıda ise çok asosyal bir insan olduğu söyleniyormuş. Bunlar özellikle bu bilgilerin hepsine biraz şey yaklaşmak istiyorum, biraz itinalı yaklaşmak istiyorum çünkü tamamen devlet kaynaklı bilgiler. Öyle olduğu söyleniyormuş. Sadece annesi ve babası varmış ki annesi ve babası da Fransız ajanslarla konuştu, Fransız devlet televizyonuna konuştu. Böyle bir şey yapabilecek potansiyelde biri olduğunu da kendileri de söyledi ama dediğim gibi bu olay biraz daha farklı. Ömer Güney meselesine biraz benzemiyor. Ömer Güney meselesinde çok açık kapılar vardı. Fransa, Belçika, Almanya işin içerisindeydi. Türk MIT'iyle sık sık görüşmeler vardı. Telefon kayıtları vardı. Fakat bu defa kişinin bir Fransız olması, cezaevinde çıkmış olması çok yakın bir süreçte. Doğal olarak bütün bilgi ve belgelerin devletin elinde olabileceğini gösteriyor. O açıdan belki ileride çıkabilir ama kısa vadede böyle bir araştırmanın yapılmasını, yani bunu yapmak isteyen çok insan var. Peşinden koştular. Birebir görüştüğümüz Fransız gazeteciler de bilgi belge toplamaya çalışıyorlar. Ama gidip bir şekilde Fransız yetkililere kilitleniyor. Çünkü Fransız yetkililer şu anda ketum hiçbir bilgi vermiyorlar bu konuda. Sadece ilk gün basında paylaştıkları bilgi dışında da herhangi bir bilgi vermediler. Irkçılığın temel kaynağı dünyada, Avrupa'da bu bilinen bir gerçek. Ama şu ana kadar bütün ırkçı saldırılarda, ırkçı girişimlerde dünyanın hiçbir ırkçı grubu Kürtleri hedef almadı. Kürtleri hiçbir şekilde hedef almadı. Bilakis Kürtlere büyük bir sempati var. Kürtler öyle bir mücadele içerisindeler ki Kürt halkı bir bütün olarak bir ülkedeki en sağından tutun en soluna kadar bütün kesimlerin sempatisini kazanabilen tek bir halk gerçekliğini ortaya koyuyorlar dünyada. Doğal olarak muazzam bir sempati bu halka karşı vardı. Doğal olarak kimse aslında Fransızların kendisi de bu saldırının ırkçı bir saldırı olduğunu düşünmüyorlar. Bunun arkasında siyasi bir saldırı, siyasi bir suikast olduğunu düşünüyorlar. Ki Fransa'da da birçok siyasi kurum açıklama yapmıştı demiştim. Bunların içerisinde Le Pen'in yani Fransa'daki en aşırı sağcı kişinin kendisi de Cumhurbaşkanı adaydı. Le Pen olarak bilinir. Onun partisinin bile bu konuda Kürtlerle danışma çağrısı açıklaması oldu. Böyle bir katliamı kabul edemeyeceklerini, Kürtlere danıştıklarını söylediler. Doğal olarak muazzam bir şey var. Muazzam bir kitle ve kamuoyu desteği var. Şimdi oradaki 17-18 günlük süreç içerisinde Kürtler gerçekten gece gündüz bir şekilde hem sokaklarda hem parlamentoda hem görüşmelerde çok aktif ve çok yoğundular. Bunu büyük ihtimalle Fransız yetkililer de gördü. Zaten az önce de belirttiğimiz gibi Kürt halkının bu aktifliği, bu eylemselliği, bu direnişi işte deyim yerindeyse biraz da geri adım atıldı en azından. Sanık William Mallet'in tutuklu olarak yargılanmasını getirdi diyebilirim. Çok açık ve net bunu söyleyebilirim. Bundan sonra bu direnişin devam edeceği çağrısı vardı alanda. En son ayrıldığımızda gerçekten oradaki bütün kurumların ortak noktası buydu. Bu daha başlangıç. Biz bu mücadelenin, bu davanın sonunu peşini bırakmayacağız. Ki birinci Paris Kürt katliamında dahil olmak üzere Paris'te işlenen bütün Kürt katliamlarına hesabını sormak için elimizden geleni yapacağız. Hukuksal anlamda, demokratik anlamda bütün çabamızı ortaya koyacağız. Paris'te Fransa Meclisi'nde bir konferans yapıldı. Konferansın da ana teması yine Paris'teki birinci ve ikinci Kürt katliamlarıydı. Çok yoğun bir ilgi vardı. Senatörler katılmıştı. Siyasi partilerin hemen hemen hepsinin temsilcilik düzeyinde
katıldığını söyleyebilirim. Yoğun tartışmalar vardı ve hepsinin ortak çağrısı Fransa devleti bu utançla yaşamamalı. Bu davaları çözmeli. En azından bu davalar bu katliamları azmettiren güçleri açığa çıkartmalı. Bu onun boynunun borcudur mesajı verdiler. Bu mesajı verenler sıradan insanlar değiller. Gerçekten Fransa devleti içerisinde, Fransa siyaseti içerisinde aktif insanlar. Doğal olarak bunun bu çağrıların ben günlük yaşamda da Fransa'nın günlük siyasetinde de aktif yer alacağını ve mevcut hükümet Adalet Bakanlığı üzerinde bir baskı oluşturabileceğini düşünüyorum.